Merhabalar. 5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazlığı hazırlık videosuyla yine birlikteyiz. Hemen doğru yanlış sorularıyla başlayalım. Güneş orta büyüklükte bir gezegendir. Arkadaşlar güneş bir gezegen değildir, yıldızdır. Birinci ifademiz yanlış. Dünyanın çapı ayın çapının 4 katıdır. Güneşin çapı dünyanın çapının 109 katıdır. Doğru arkadaşlar. En küçüğü ay, en büyüğü güneş. Güneş dünyadan 109 kat, dünyada aydan 4 kat büyüktür. Üçüncü soruyla devam edelim. Güneş, dünya ve ayın büyüklüklerini karşılaştırdığımızda güneş basketbol topu, dünya nohut tanesi, ay ise mercimek büyüklüğündedir. Doğru arkadaşlar. Yaklaşık birbirlerine durumları bu şekildedir. Güneşe çıplak gözle bakmalıyız. Yanlış arkadaşlar. Güneşten gelen ultraviyole ışınlar gözlerimize gözlerimize zarar vereceği için güneşe çıplak gözle bakamayız. Yanlış. Ay dünyaya en yakın gök cismidir. Bu doğru arkadaşlar. Dünya'ya en yakın gök cismi ay'dır. Güneş en büyük yıldızdır. Bu yanlış arkadaşlar. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Ayda bulunan su kaynakları nehir ve okyanuslardır. Bu da yanlış arkadaşlar. Ayda su kaynağı bulunmamaktadır. Dolunay ve yeni ay evreleri arasında geçen süre 2 haftadır. Dolunay yeni ay arasında geçen süre 2 haftadır. Doğru. Yeni ay sonra ilk dördün dolunay 2 haftadır. Doğru, doğrudur. Ayda bulunan çukurlara krater denir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Meteorların Ay yüzeyine çarpmasıyla krater adı verilen çukurlar oluşur. Boşluk doldurma sorularla devam edelim. Ay'ın bir bölümüne NASA nokta noktanın adını vermiştir. Arkadaşlar Ali Kuşçu Ay'ın ilk haritasını çıkardığı için NASA Ay'ın bir bölümüne Ali Kuşçu adını vermiştir. Hemen Ali Kuşçu'nun üzerine çizelim. Ay her gece farklı şekillerde görünür. Buna nokta nokta denir. Arkadaşlar Ay'ın her gece farklı şekilde görülmesine ayın evreleri denir. Ay kendi ekseni etrafında dönme arkadaşlar. Dönme. Dünya ve Güneş'in etrafında ise dolanma hareketi yapar. Arkadaşlar bir cisim kendi etrafında döner, bir başka cismin etrafında dolanır. Nokta nokta ve nokta nokta ayın ara evreleridir. Arkadaşlar ayın ev, ara evreleri hilalle şişkin aydır. Hilal şişkin aydır. Güneşin şekli arkadaşlar küreseldir. Güneşin de, ayın da, dünyanın da şekli küreseldir. Güneşin de dünya gibi nokta noktaları vardır. Arkadaşlar hepsinin katmanları vardır. Güneş, dünya ve ayın dönüş yönü arkadaşlar batıdan doğuyadır. Veya saat yönünün tersi de denilir arkadaşlar. Batıdan doğuya saat yönünün tersi de denilir arkadaşlar. Eşleştirme sorularıyla devam edelim. Ayın iki ana evresi arasında geçen zaman arkadaşlar haftadır. O halde buraya A yazıyorum. Dünyanın güneş etrafında bir tam tur atma zamanıdır. Bu yıl arkadaşlar. 4'e B yazıyorum. Ayın dünya etrafında bir turunu tamamlaması için geçen süre bu bir aydır arkadaşlar. 2'ye C yazıyorum. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünü tamamlamasıyla oluşur. Bu da bir gündür. 1'e de D yazıyorum. Arkadaşlar bu tip eşleştirmeli soruda açıklamaları okuyup daha sonra eşleştirirsek daha kolay cevabı buluruz. Ayın aydınlık tarafı açık renkte gösterilmiş. Buna göre ayın evrelerini eşleştirelim arkadaşlar. Yeni ay ayın görülmeyen evresidir. Yani 4'e A yazıyoruz. İlk dördün arkadaşlar ilk dördün baktığımız zaman düz D şeklinde olan ilk dördündür. O halde 5'e B yazıyoruz. Dolunay ayı tam olarak gördüğümüz evredir. 2'ye C yazıyoruz. Şişkin ay ilk dördünle dolunay arasında yani ayın çoğu kısmının görünen evresidir. Yani 6'ya D yazıyoruz. Son dördün ters D şeklinde olan evresidir arkadaşlar. Baktığımızda burada ikisi de ilk dördün olmuş. Hilal evresi de F'dir. Arkadaşlar burası da ikisi de ilk dördün olduğu için son dördünü hiçbir yere yazmıyoruz. Buraya da 3'e de ilk dördün yazıyoruz arkadaşlar. 3'e de B yazıyoruz. Son dördün burada şekillerde verilmemiş arkadaşlar. Çünkü son dördün ters D şeklindedir. Örnekle devam edelim arkadaşlar. Birinci soru. Fen bilimleri öğretmeni yukarıdaki bilmeceyi öğrencilerine soruyor hangi öğrencinin cevabı doğrudur. Küreye benzer şeklim, dünyaya ısı ışık veririm. Gazlardan oluşur, kendi etrafımda dönerim. Haydi bilin ben kimim? Neydi arkadaşlar? Bu Güneşti. Baktığımızda hangi öğrenci doğru cevabı vermiş? Alperen doğru cevabı vermiş. Ayla ilgili aşağıdaki görsel verilmiş. Sadece bu görsele bakılarak aşağıdakilerden hangisini söylenemez? Arkadaşlar bu görsele bakıp hangisinin söylenemeyeceği? Ayın şekli küreseldir. Bakıyorum küreseldir. Ayın yapısında kraterler. Bakın ayın yapısında krater var. Buna söyleyebilirim. Ayın yüzeyinde çok sayıda meteor çarpmıştır. Bakıyoruz doğru görebiliyoruz. Ayın dünya etrafında dolanması yaklaşık 27 gündür. Arkadaşlar bu görsele bakıp bu ifadeyi ne yapamayız söyleyemeyiz. Buna göre öğrencilerin bahsettiği gök cisimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir? Arkadaşlar hemen Alperen şeklim küreye benzer. Dünya ve aydan çok büyüğüm. Bu neydi arkadaşlar? Güneşti. Metehan, dünyaya en yakın gök cismiyim. Bu neydi arkadaşlar? Aydı. Simay, şeklim küreye benzer. Güneşten küçük, aydan daha büyüğüm. Bu da neydi arkadaşlar? Dünya. Hemen eşleştirelim. Arperen güneş olacak. B ile C'yi sildim. Bakıyorum. Metehan ne olacak? Ay olacak. Doğru. Simayda dünya olacak cevabımız A şıkkı. Mustafa gökyüzüne baktığında ayın yıldızlardan çok büyük olduğunu fark etti. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ayın atmosferi yoktur bununla ilgili değil. Ay çevresine ısı ve ışık yaymaz. Bununla ilgili değil. Ay dünyamıza çok yakındır doğru arkadaşlar. Arkadaşlar uzaktaki cisimler olduğundan küçük, yakındaki cisimler olduğundan büyük görünür. Bu nedenle Ay bize çok yakın olduğu için olduğundan büyük görürüz yıldızlara göre daha büyük görüyoruz. Çünkü bize daha çok yakın. Ay kendi etrafında dönmektedir. Bununla alakası değil. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soru. Bilim adamlarının canlıları sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırma hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bitkiler, hayvanlar, omurgalılar. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar mikroskobik canlılar arkadaşlar bilim insanları canlıları bitkiler hayvanlar mantarlar ve mikroskobik canlılar olmak üzere 4 grupta sınıflandırmıştır cevabımız C şıkkıdır devam edelim. Bakteriler ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Zararlı olanları insanlarda hastalıklara neden olur. Doğru arkadaşlar. Tifo, kolera, verem gibi hastalıklara neden olur. Sütün yoğurda dönüştürülmesini sağlayan çeşitleri vardır. Doğru arkadaşlar. Yararlı olan türleri yoktur. Yanlış arkadaşlar. Mesela 2'deki yararlıdır. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğru. 7. soru. Yararlı bakteriler yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Sütü orada dönüştürür, doğru. Üzüm suyunu sirkeye dönüştürür, doğru. Peynirin küflenmesine neden olur. Arkadaşlar küflenme zarardır. O halde yararlı dediği için 1 ve 2 olacak. Cevap D şıkkıdır. Mantarlarla ilgili soruyla devam edelim. Mantarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar? Hepsi gözle görülebilir. Hayır arkadaşlar, hepsini gözle göremeyiz. Bitkiler sınıfında yer alırlar. Hayır. Bitkiler sınıfında yer alsaydı bilim insanları mantarlar diye bir sınıf oluşturmaz. Mantarları bitkilerin içerisine koyardı ve Arkadaşlar mantarlar bitkiler kendi bes bitkiler kendi besini kendisi yaparken mantarlar kendi besini kendisi yapmaz. Bu nedenle ayrı sınıftadır. Bazı türleri el ve ayakta kaşıntı yapar. Arkadaşlar bu doğru. Parazit mantarlar kaşıntı yapabilir. Hamuru mayalamak için bazı türlerinden yararlanılır. Bu da doğru arkadaşlar. Maya mantarlarından yararlanılır. Hangileri doğru dediği için 3 ve 4 olacak cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Mustakbelince YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.